Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yapılışı farklı ve de çok çok kolay bu çanta sapı kordon modelimizin anlatımını yapmak istiyorum. Dediğim gibi çok kolay herkes kolaylıkla yapabilir. Bakın görünüm olarak da gerçekten çok farklı. Ben bunu koton iple ördüm. 2 numara 2-2,5 numara tığ kullandım. Şimdi ise makrome ipi ile örmek istiyorum. Ve de 3.5 numarada tığ kullanacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ipimi öncelikle sabitledim. Bir, iki. iki tane zincir çektim. Zincirlerimi de sıkılaştırmıyorum arkadaşlar. Oldukça gevşek bıraktım gördüğünüz gibi. İki zincir çektim. Bir, ikinci zincirimin içine batarak ilmek aldım. Bakın ilmeği önce bir tanesinden çıkartıyorum. Ve şimdi her ikisinden. Ve şimdi hafif çekiyorum bakın ilmeğimi hafif. Şuna batmıyorum. Sondaki ilmeğe batmıyorum. Hemen onun altındaki ilmekten geçerek bir ilmek alıyorum. Ve tekrar bir ilmek daha ördüm ve ikisini birlikte topladım. Bakın dediğim gibi bundan değil arkadaşlar bir altına batıyorum ilmek aldım tekrar bundan ilmek geçerek ikisini birlikte topladım. Hem yapımı zevkli farklı ve de çok değişik ve çok güzel bir kordon bütün çantalarınızda örgü çantalarınızda kullanabileceğiniz harika bir kordon modelimiz hafiften bakın ilmeğimi çekiyorum aldım geçirdim bakın tek ilmekten tekrar ilmek aldım ve ikisini birlikte topladım bakın bu e, yukarıdaki ilmeğin bir altı buna dikkat edelim aldım tekrar bir tane ilmek ördüm ve ikisini birlikte topladım bu kadar Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biraz daha böyle uzattım. Daha iyi görünmesi için bakın gerçekten harika. Şöyle çocuk askılarında da kullanabilirsiniz. Uygun olan her şeyde örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.